Meriç Nehri ile Ege Denizi'nin birleştiği noktada bulunan Enez'in geçmişi 7500 yıl önceye dayanmaktadır. Jeopolitik konumu nedeniyle geçmişten günümüze medeniyetlerin odak noktasında bulunan Enez'de bilinen ilk yerleşim Trak Devleti döneminde kurulmuştur. Antik çağ tarihçilerinin yazılarına göre Enez'in bulunduğu noktada Poltibria kent devleti var olmuş ve daha sonra da Kuzeybatı Anadolu'ya hakim olan Ayyoller kenti ele geçirmiştir. M.Ö. 7. yüzyılda Enez'in ismi artık tarih kitaplarında Aynos olarak anılmaya başlanmıştır. Pers hakimiyetiyle birlikte de Aynos, M.Ö. 513 ve 476 yılları arasında da bağımsızlığına kavuşmuş, sanat ve kültür alanında da dönemin adı duyulmuş kentleri arasında yerini almıştır. Helenistik çağda Ptolemaioslar, Orta Çağ'da da Cenovalıların hakimiyetinde olan Enez toprakları, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinden 3 yıl sonra 1456 yılında da Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarına bağlanmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın komutanı Has Yunus Bey, Enez'in binlerce yıldır içinde barındırdığı medeniyetlerin izlerini görünce, ordusuna kuşatma sırasında herhangi bir zararın verilmemesi için gereken talimatı vermiş ve böylece Enez toprakları üzerindeki tarih günümüze kadar ulaşmıştır. Enez, günümüzde Edirne ilinin bir ilçesidir. Enez ilçesinin 21 kilometre kuzeyinde İpsala, 60 kilometre doğusunda Keşan, güneyinde ve batısında Ege Denizi ile Yunanistan bulunmaktadır. Enez, 30 kilometre deniz, 44 kilometrede mülki sınıra sahiptir. Toplam nüfusu 10.580 olan ilçenin yüz ölçümü de 473 kilometre karedir. İlçe sınırları içerisinde bulunan kale içi, nekropol, Hoca Çeşme ve Kral Kızı Bazilikası'nda devam eden kazı çalışmalarında Neolitik Çağ, Roma dönemi ve Osmanlı dönemine ait bulgulara ulaşılmış ve çıkarılan tarihi eserler Edirne Müzesi'ne gönderilerek sergilenmeye başlanmıştır. Günümüzde Fatih Camii olarak bilinen Ayasofya Kilisesi 12. yüzyılda Bizans döneminde inşa edilmiştir. Akropolis, yani Bizans Kalesi'nin güneydoğu ucunda yer alan yapı, şehrin Osmanlı İmparatorluğu tarafından alınmasıyla birlikte 1456 yılında camiye çevrilmiştir. Tarihi yapı 1965 yılında meydana gelen depremde büyük hasar görmüştür. Enez'in Osmanlı İmparatorluğu'na geçişinde büyük rol oynayan Kaptan Has Yunus Bey'in türbesi, Osmanlı dönemine ait mezarlıklar bölgesinde bulunmaktadır. XIV. yüzyılda Bizans döneminde şapel olarak inşa edilen yapı,
Osmanlı döneminde Has Yunus Bey'in türbesine dönüştürülmüş ve çevresi de zamanla Osmanlı mezarlığı haline getirilmiştir. Enes'in güneydoğusunda, eski çağda Doğu İç Limanı olarak bilinen bugünkü Taşaltı Gölü'nün batısındaki yamaçta yer alan Kral Kızı Bazilikası, Enes'in tarihine ışık tutmaktadır. Enes'de yaşamış medeniyetlere ait kalıntıların her kazıda gün yüzüne çıktığı bazilika, 5 nefli, büyük bir yapıya sahiptir. Orta nefte, 3 metre derinliğinde özenli bir işçilikle yapılan tonozlu kuyu bulunmaktadır. Temelde yapılan kazılarda bulunan 10 altın simge nedeniyle son evrenin 12. yüzyıla ait olduğu anlaşılmıştır. Kral Kızı Bazilikası'na ilginin arttırılması ve ziyaret kolaylığının sağlanması için de Taşın Sesi projesi kapsamında taştan yürüyüş yolu düzenlemesi yapılmıştır. Böylelikle ziyaretçiler göl kenarında yapacakları keyifli bir yürüyüşle kalıntılara ulaşacaktır. XVIII. yüzyılda Osmanlı döneminde seyyahların ve tüccarların konaklaması için yapılan kervansaray, 1. Dünya Savaşı'nda İngilizler tarafından kullanıldığı için halk arasında İngiliz kışlası olarak adlandırılmaktadır. Tarihi yapı Enes sahilinde merkezden 7 kilometre uzaklıkta Gümrük adı verilen mevkide yer almaktadır. 110 metre uzunluğunda, 15 metre derinliğindeki yapının duvarları günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaşmıştır.
kervansaray ve antik çağdan günümüze kadar gelen kalıntılar, güvenli limanı, verimli toprakları ve Meriç Nehri'nin denizle buluştuğu noktada yer alan Enez'in, geçmişte önemli bir ticaret merkezi olarak kullanıldığının önemli birer kanıtıdır. Ege Denizi'nin kuzey sahilinde, Trakya'nın en önemli akarsuyu Meriç Nehri'nin denize döküldüğü bölgede bulunan Enez, Türkiye-Yunanistan sınırının yanı başında yer almaktadır. Bu kadar önemli bir coğrafyada bulunan Enez'in dört bir yanı da mucizevi güzelliklerle doludur. Edirne'nin bu şirin ilçesi, Trakya düzlüklerinin neredeyse sembolü haline gelmiş olan ayçiçekleri, Ege Denizi'nin bahşettiği su ürünleri, medeniyetleri kucaklamış ve barındırmış olan limanı, Meriç Nehri'nin himaye altına aldığı sulak alanları, çeltiği ve daha birçok güzelliğiyle ülkemizin en önemli yerleşim yerleri arasında yer almaktadır. Enez turizminin önemli bölümünü Edirne ve Edirne'ye komşu ya da yakın illerden gelen yerli konuklarla hareketlilik kazanır. Enez'in gelecekteki kalkınma planı turizm endekslidir. 2004 yılına kadar konumu nedeniyle askeri yasak bölge ilan edilen Enez turizme açılamamış. 2004 yılından sonra da turizm endeksli kalkınma planı oluşturulmuş ve Enez bölgesi turizmde biz de varız demeye başlamıştır. Sahil şeridi genişliği 20 metre, uzunluğu ise 10 kilometre olan Enez, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasına girmeyi başarmıştır. Sahilde planlı bir şekilde yapılan yaklaşık 7000 konut bulunmaktadır. Yaz aylarında ilçenin nüfusu misafirleriyle birlikte iki katına çıkmaktadır. Yakın bir gelecekte Enez Dereaç feribot seferlerinin başlatılması ve Keşan-Enez karayolunun genişletilmesi Enez turizminin gelişmesinde büyük katkı sağlayacaktır. Altın Kum Plajı adını altın rengindeki tertemiz kumundan almaktadır. Sığ denizi ve derin olmayan alanın genişliği aileler tarafından güvenlik nedeniyle tercih edilmektedir. Altın Kum Plajı'nı gençler için cazip hale getirense, kum ve denizin yanında çeşitli deniz sporlarının aktivitelerinin yer almasıdır. Enez'de son yıllarda yapılmaya başlanan rüzgar sörfü de yelken sporu tutkunlarının dikkatini bölgeye çekmeye başlamıştır. Ayrıca Saros Körfezi'nin dalış merkezlerinden biri de Enez'de bulunmaktadır. Bölgenin denizaltı değerleri de tanıtılarak dalış turizminin hareketlendirilmesi amaçlanmaktadır. Hem Saros Körfezi hem de Dalyan, Lagün ve Üzmene göllerinde yaşayan balık türleriyle Enez, balıkçılıkta örneği olmayan özelliklere sahiptir. Enez Limanı, Türkiye'nin sayılı büyük limanlarından biridir. 1977 yılında temeli atılan, ancak stratejik konum nedeniyle sık sık inşaatına ara verilen liman, 1992 yılında tamamlanmış ve hizmete girmiştir. Liman, birçok büyük ve küçük balıkçı teknesini barındırmaktadır.
Enes, dünyadaki en kaliteli yılan balığının yetiştiği doğal habitat alanlarından birine ev sahipliği yapar. Bunun nedeni de yılan balığının lezzet kalitesini arttıran tatlı ve tuzlu suyun karıştığı Üzmene ve Lagün gölleridir. Enes'in yılan balığına sadece yurt içinden değil, yurt dışından da büyük talep gelmektedir. Bölgeye gelen turistler, yılan balığını usta aşçıların ellerinden tatma imkanı da bulmaktadır. Yılan balığının sadece lezzetinin güzelliği değil, şifa kaynağı olduğu da bilinmektedir. Gala Gölü, Türkiye'nin önemli kuş cenneti alanlarındandır. Göçmen kuşların konaklama alanı olarak bilinen Gala Gölü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğal Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce koruma alanı ilan edilmiştir. Meriç Deltası kapsamında bulunan Gala Gölü'nde 146 çeşit kuş türü, 42 su bitkisi, 19 çeşit balık türü bulunmaktadır. Gala Gölü'nde koruma alanı dışında kontrollü olarak zaman zaman avcılık ve balıkçılık da yapılmaktadır. Doğa harikası kuş cenneti Gala Gölü, çeşitli kuşların fotoğrafını çekmek ve doğal güzellikleri izlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktasıdır. Çevresinde bulunan çeltik tarlaları ile birlikte Gala Gölü'nün genişliği 8000 metrekaredir. Gala Gölü Tabiat Parkı sınırları içerisinde bir adet gözetleme kulesi bulunmaktadır. Görülebilecek kuş çeşitliliği açısından ilkbahar ve sonbahar en uygun zamanlardır. Pelikanlar için de konaklama ve geçiş alanı oluşturan Gala Gölü ve çevresinde yıl boyunca gözlem yapılabilmektedir. İlçede halkın geçim kaynaklarının başında tarım ve hayvancılık gelmektedir. Meriç Nehri'nin Saros Körfezi'ne kavuştuğu düzlüklerde özellikle çeltik tarımı yapılırken, ilçenin doğu kısmında yer alan Yenice Ovası'nda buğday, şeker pancarı ve çeşitli sebzeler yetiştirilmektedir. İlçe genelinde kiraz, elma ve armut gibi meyve üretimiyle buğday ve ayçiçeği üretimi de yapılmaktadır. Enes'de 160 bin dekar tarım arazisi bulunmaktadır. Bunlardan 25 bin dekar çeltik, 55 bin dekar ayçiçeği, 66 bin dekar buğday, 800 dekar meyve bahçesi, 800 dekar bahçecilik ve geri kalan arazilerde de yem bitkileri üretimi yapılmaktadır. Ayrıca 13 bin büyükbaş hayvan, 33 bin de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. Enes'deki rüzgar potansiyelini enerjiye dönüştüren Hisarlı Dağı'ndaki Enes Rüzgar Enerji Santrali de Enes, İpsala ve Keşan ilçe ve köylerinin elektrik ihtiyacını karşılamaktadır. Hem tarihi, hem denizi, hem doğası, hem de tarım ürünleriyle Enes, Türkiye'nin önemli ilçelerinden biri haline gelmiştir. Her geçen gün turizmde ve tarımda adını duyurmaya başlayan Enes, Türkiye'nin yükselen değeri konumundadır.